Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Teyit Geometri Soru Bankası kitabında dikdörtgen konusundaki son testin yani test 5'in çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarasına bakıyoruz. 116 ve 117'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümle başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. ABCD ve BGFE özdeş verilmiş. Bu döndürülmüş halde verilebilirdi bu arada. Özdeş vermişim bu sefer. Yani aynı dikdörtgen bunlar. O zaman bu dikdörtgenin uzun kenarı 30 sa. Bak şurası 30. Burası da 30 olmayacak mı arkadaşlar? Şurası da 30. Yani burası 6 çarpı 3, 6 çarpı 5 bir dik üçgen var burada. O zaman burası 6 çarpı 4'ten 24 yapar. Hocam dikdörtgenin kısa kenarı 24. E o zaman burası da 24. Şimdi 24, 30. O zaman 6 kere 4, 6 kere 5, 6 kere 3, 18 olur burası da. E benden ne isteniyor? H, C. Tamam buluruz. Ama alfa beta'ya dalalım da istersen ya. 90'lar havada uçuyor. Alfa beta tamamı 90 ya. Burası alfa. Burası da beta oldu. Burası da alfa oldu. Şu üçgenle şu üçgen eş olduğundan dolayı da 18 diyebilirdik buraya. Ve bunu tamamı 30 ya. Buraya ne kaldı o zaman? 12 kaldı. E o zaman burası 12 olduğuna göre alfa. Burası da beta olur 90 olduğundan. Burası da alfa oldu mu? Oldu. bu sefer de şu üçgenle bu üçgen benzer. Şimdi bu aslında şöyle diyebiliriz. Hocam 3-4-5'in katı bu da 3-4-5'in katı. Yani burası Beta'nın karşısı küçük kenar olacak. O zaman beta'nın karşısı küçük kenar olacaksa 9 12 15 diyebiliriz. Ya da şöyle diyelim. A beta'nın karşısı, A'nın beta'nın karşısı 18 oranı eşittir alfa'nın karşısı 12'nin alfa'nın karşısı 24 oranı diyebiliriz. Ya da 1'e 2 oran direkt varmış ya burada. E, o zaman A'yı kaç buluruz? 9 buluruz. 9 12 15 diye buluruz burayı. Zaten bizden HC isteniyor. Cevap böylelikle Cihan çıktı. Geldik ki 5 verilmiş, 4 verilmiş. FC uzunluğu nedir diye soruluyor. FC ya bu paraya kenardaki özellik aslında. X'in karesi 4 çarpı tamam değil miydi? Evet. İster böyle yap. istersen ne yapacaksın? Hocam kelebek benzerliklerinden falan yola çıkacağız. Şuraya baktığımız zaman bu 4 ve 5'e ait kelebek yok ama şöyle baktığın zaman x ve 4'e ait bir kelebek var. X'in de k katını yazmaya çekinmeyelim. Yani burası 4'ün k katı burası da x'in k katı diyebilir miyiz? Evet. Başka şu 5'i işin içine katarsam şurada da bir kelebek var. E buradaki kelebekteki oran da x bölü 4. Yukarıdan aşağıya x k bölü 4 k eşittir. Yukarıdan aşağıya hocam 9 bölü X'e eşit olmak zorunda k'larına ay x kare eşittir 36'dan x'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Yani bizden 6 isteniyor. Bir dakika neresi fc uzunluğu isteniyor. Sen x'i 6 bulduysan burası toplamda 10 yapar. Bizden de 10 isteniyor. Cevap denizde oldu. ikinci soruda. Geldik 3'e. Açı ortaylık var. E şimdi bu açı ortaylığı nasıl kullanabilirim? Hocam koldaki oran tabanda da var. Ya kollara silen dikmeler mi yapsam acaba diye böyle aklımdan geçmiyor değil ama bence yeterli. Açı ortay koldaki oran tabanda oran eşit olacak. Yani burası 4K iken burası ne olacak? XK olacak. E başka? Şuradaki açılara bir dalalım. Alfa alfa diyelim. Açı ortaylık Z'ye dikkat edin diyordum. E, Z'ye dikkat ettiğimde bak burası da alfa oldu. A ikiz kenar 4K ise burası da 4K oldu. Çok güzel gidiyor. Devam edelim bakalım. Hocam başka ne diyelim? Şurada alfa 90 açıya mı dalsam? Alfa beta'ya mı dalsam? Açıya dalabilirim. Evet alfa 90 burası betaysa ters açıdan burası da beta yaptı. Ee, alfa 90 burası da beta değil mi? Aa şurada da bir x kenar çıktı. Yani x ise burası da ne oldu? x oldu. Dur. Şimdi ne yapacağız? Şimdi elimizde kenarları belli olan dik üçgenler var mı? Ona bakacağız. Hocam buradaki üçgende kenarları belli. Yani en azından x ve k cinsinden belli. Tamam bu üçgende başka var mı öyle bir üçgen? Bir de şu üçgen var galiba kenarları belli olan üçgen. E, bir de bu üçgene bakalım şimdi. O zaman burada da ayrı bir açılara dalalım. Dalayım şuraya A aç diyeyim buraya bir aç diyeyim. Bu alfabeta diyordum ya. Yani bu üçgenleri ayrı ayrı inceleyeceğim. Yani verilen bilgiler yani soru bize zaten tüyoyu veriyor. Verilen bilgilere bakalım. Tamam A dedim 90 sa B. B 90 sa A yaptı A 90 sa burası da B yaptı. İki üçgen benzer mi oldu? Benzer oldu. Hocam burada A'nın karşısı x bölü buradaki A'nın karşısı 4k eşittir. B'nin karşısı 4k bölü B'nin karşısı x artı 4 dersem cık, gelmiyor bir şey. O zaman B'nin karşısına gitmeyelim. 90'ın karşısına gidelim. 90'ın karşısı x artı 4 bölü. Buradaki 90'ın karşısı x k geldi. Niye? Bak k'lar nanay oldu. İçler dışlar x kare eşittir. 4 x artı 16 yaptı. Buradan da x kare eksi 4 x eksi 16 ya da eksi 16 eşit 0. Çarpanlar ayrılıyor mu? Ayrılmıyor. O zaman diskriminantı yapacağız. Ya da x kare artı 4x'i ben nasıl elde edebilirim? x eksi 2'nin parantez karesinden. Artı 4 fazlalığı mı geliyor bunu açtığımız an? Çünkü x kare eksi 4x artı 4 geliyor. O zaman eksi 4 dersem x kare eksi 4x'i elde ederim ben. Bir de burada eksi 16 var eşit 0'dan. Yani x eksi 2'nin karesi eşittir 20 yapar. x eksi 2 2 kök 5 yapar. Aslında artı eksi 2 kök 5 de gerek yok. Çünkü uzunluk soruluyor bana. Artı 2 kök 5 diyelim. X de böylelikle 2 kök 5 artı 2 mi olur? Evet. Cevap 2 kök 5 artı 2 oldu yani Ceyhan oldu. Normalde 2 tane kök olacak ya. Artı eksi 2 kök 5. Artı 2 kök 5 dersem bu geliyor. Eksi 2 kök 5 dersem. Eksi 2 kök 5 artı 2 geliyor. O da negatif olduğundan onu alamam diye bu şekilde yaptım. Evet zor bir soruymuş arkadaşlar. hep ee, kolay sorularla mı uğraşacağız? Evet 3. soru. Ceyhan ve hoş bir soruydu. Ama soru kendiliğinden böyle tüyü veriyor aslında. Neyse geldik dördüncü soruya. Ön yüzü mavi arka yüzü yeşil renkli ABC'de dikdörtgen şeklindeki kartonda AD18. Burası 18 verilmiş. AD18. Ee, sonra şu CB uzunluğu falan filan var. Burası da CB uzunluğu da 18 olacak. Hocam dikdörtgeni böyle öldüğün zaman alfa beta alfa beta aslında bu üçgenlerin ikisi de aynı üçgen değil mi? Şöyle şu kenarlarda eşit işte olduğu için. Evet. 18'i gören belli alfa. Yani eş yapıları kullanıyorum. Kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için önemli olacak. Yani burada AD'ye 18 vermiş. Ali B uzunluğunda 24 vermiş. Bu 6 çarpı 3. Bu 6 çarpı 4. O zaman burası da 6 çarpı 5 olur. Yani burası da 30 olur. Neyse. Şimdi A ve C köşeleri hipotenüsleri böyle çakıştırılacak şekilde koymuşum. Burası 90 derece. Burası da 90 derece olacak şekilde koymuşum. Sonra burada B köşesi. Burada alfalı burada. ABD üçgeninde bak. ABD üçgeninde alfalı. Öbürünüze de C, D üstü, B üstü yazmışım. E, C, D üstü. D üstü dediğimiz alfa değil mi? Evet. E o zaman burası ne? Beta. Şimdi alfa 90 ise burası da beta değil mi? Abo ne çıktı burada? X kenar çıktı. Ve burada oranda verilmiş. B üstü D uzunluğu. Neresin sen? Neredesin sen? Şuradasın. K iken B, D üstü uzunluğu ne verilmiş? B, D üstü uzunluğu 3K verilmiş. Vav. Hocam burada x kenar çıktı ya. Bak şunlar x kenar çıktı ya. Tabanına ait yükseklik çizeceğim gibi. Ben bize buraya 1'e 2 oran var ya 1'e 3 oran 2K'ya 6K diyelim. E, sonrasında sıkıntı yaşanmayız gibi mi geliyor. Çünkü 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 şundan ötürü çünkü niye zaten K noktasının BD'ye olan uzaklığı isteniyor. arkadaşlar buradan yükseklik çizeceğimiz zaman tabanı iki eş parçaya bölsün diye arkadaşlar. Evet X kenarda yükseklik tabanı kes eşit KK yapar. E tamamı bunun 6K. Peki. Başka ne diyeceğim? Aa hocam. Bunlar da bu hipotenüs uzunlukları eşit değil mi? Evet. Hocam burası 2K artı A ise burası da 2K artı A olacak. Yani şunlar da birbirine eşit olacak o zaman. E tamamı 6K ise o zaman. E 2K'sı buradaysa bunlara 4K kaldı. O zaman bunlar da 2K 2K oldu. Niye? Tekrar söylüyorum. Bak şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Yani. Burası 2K ya. 2K artı A ise burası. E burası da 2K artı A olacak. E bunlar birbirine eşit oldu. E tamam 6K ise 2K'sı buradaysa 4K kaldı bunlara. 2K 2K diye paylaştı. Hatta hipotenüs uzunluğu. Dikkat dikkat. Hipotenüs uzunluğu 30. Yani senin buradaki 4K uzunluğu 30. Arkadaş hipotenüs uzunluğu şu 2K 2K 4K. 4K uzunluğu 30. 2K uzunluğu 15 mi yapar? Evet. Hatta K dediğimiz 15 bölü 2 olur. Benden de şuradaki yükseklik isteniyor. Arkadaş beta 90 ise burası da alfa. Senin buradaki üçgenin de Şuradaki üçgenlerden bir tanesi. Yani şu üçgen benzer değil mi? Benzer alfa betalı üçgen bu da. E, burada bakalım. Burada alfanın karşısı 15 bölü 2. 15 bölü 2'nin ne oranı? burada alfanın karşısı 18 oranı eşittir. Buradaki 90'ın karşısı. Buradan başlamıştık. Buradaki zaten x isteniyor bizden. Şuradaki x'in yani buradaki beta'nın karşısı. Beta'nın karşısı buradaki 24'e oranı diyeceğiz. Şimdi sen 6'ya bölsen 4, 6'ya bölsen 3, 3'e böl, 3'e böl 5. 4 ile 5 bölü 2'yi çarparsan 20 bölü 2'den 10 çıkar x. Zaten benden de 10 isteniliyor. Yani dördüncü soru Edremit oldu. Bu da hoş sorulardan ama eş yapılarda kenarların eşitliğinin, açılarının eşitliğinin ne kadar önemli olduğunu yıllardır söylüyoruz değil mi gençler? Evet açıların eşitliğini yazmayı unutma. Dördüncü soru Edremit oldu geldik beşinci soruya. ABCD ve DFG özdeş dikdörtgenlerdir. Evet bu özdeşlik dikdörtgenmiş. Kısa kenarı 3 ise buradaki kısa kenar da 3'tür. Uzun kenar 9 ise buradaki uzun kenar da 9'dur. 9'ları yazdık. Hocam burası 3. Tamam. A, şurada bir kelebek var. Kelebekteki oran kaça kaç? 9'a 3 oldu. 3'e 1 oldu. Yani burası 3K iken burası K oldu. Toplamda 4K neye eşit? Hocam şuraya bak. Tamamı 9. 3'ü burada 6 kaldı buraya. 4K eşittir 6 ise K'yı buradan 6 bölü 4 buluruz. Yani 3 bölü 2 buluruz. Boyalı alanlar toplamı. E K 3 bölü 2 ise burası 9 bölü 2 yapar. E burası da 3 bölü 2. Boyalı alan. Hocam 9 çarpı 9 bölü 2 bölü 2. Dik üçgenin alanı. Burası da 3 çarpı 3 bölü 2 bölü 2. Bunların toplamı isteniyor bizden. 81 bölü 4 artı 9 bölü 4 yaptı. 90 bölü 4 yaptı. 90 bölü 4 de 45 bölü 2'dir. O da nedir? 22 buçuktur. Yani 5. soru Ceyhan oldu. Geldik 6'ya. Kısa kenarı 16 santimetre olan bir yamuk e, olan dikdörtgen biçimindeki kartondan bu dik yamuğu katlandığında ha. şu dik yamuğu katlıyormuşum arkadaşlar. Şimdi ben ne yapayım? Eski halini bir geri açayım. Katlanmış hali bu. Eski halini geri açayım. Bir dakika. D nerede? D şurada değil mi? Ha şunu katlayınca D buraya geliyor tabi. Bizim katlanmamış hali şurası değil mi? Şurası. Şurası. Bak açacağım şimdi. D'ye kadar eski haline geri geleceğim. Bak D'ye kadar E'den D'ye kadar geldim. Sonra dikdörtgen şurası ve şurası değil mi arkadaşım? Evet. Şunu düzgün bir şekilde yazsam çok güzel olacak. Bak gerçekten de arkadaşım burada ne oldu? Şu güzel bir şey oldu. Şunun katlanmışı bak şuraya gelmiş oldu. Gördün mü? Evet. Şimdi aslında burada ben bunu niye maviyle göstermişim ya? Burası da şey olacak. Ne olacak? Burası da mavi olmayacak ki burası. Arka yüzü farklı renkte ya. Bu komple arka yüzü buraya geldi. Altta mavi kısım aslında burası olmuş oluyor. Neyse çok fazla takmayın kafanızı. Şu şekilde şey yaptık. Ee, katladık böyle. Şimdi katlayınca burası 16 iken katladığımızda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Yani o zaman burası 16 iken burası da 16 mı olacak? Evet, katlandığında bu buraya düşüyor. Sonra şu kenar nereye düşüyor arkadaşım? Katlandığında şuraya düşüyor, değil mi? Evet, buraya düşüyor. Sonra üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Hocam şu açıyla şuradaki açı birbirine eşit olacak. Oraya pek girmeyelim isterseniz. Değil mi? Karışık oldu. E, hocam şuradaki açıyla da şuradaki açı birbirine eşit olacak. Hmm, katlamadan dolayı. Şimdi katlama çizgisi neresi burası? Bu açıyla bu açı. Açıların eşitliği bir işime yaramıyor burada. Başka bir şey yapmalıyım. Hocam burası 90 değil mi? Evet D köşesi bu 90 iken burası 90 oldu. Ee, pardon şurası 90 iken buraya 90 geldi. Çünkü bu köşe D köşesi buradan buraya geldi. Burası 90 ise burası da 90 oldu. E arkadaş burada 90'lar havada uçuyor. Burası da 90 zaten. Alfabeteye dalsak ya. Niye dalmıyoruz burada ya? Şu üçgenle şu üçgen benzer oldu mu? Oldu. Hatta betanın karşısı 8 iken betanın karşısı 16. 1'e 2 oran var. Alfanın karşısı A iken alfanın karşısı 2A olacak. Çok güzel. Burası A iken burası da A değil mi? A. Hocam bunun tamamı 16. Buraya da 16 eksi a kaldı. Bak katlamadan dolayı birbirine eşit. Sonra 16 ya 16 16 eksi a kaldı. Hocam 16 eksi a'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 8'in karesi deyip işlem yapabilirim. Ama büyük ihtimal 6 8 10 üçgeni. A yerine 6 yı koyarsam 6 8 10 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Şimdi benden b a üstü c e. b a üstü c e. Bunun alanı isteniyor arkadaşlar. Her şeyi bulduk. 6 8 10. A'yı 6 bulduk. E, A 6 ise burası 12 çıktı. Şimdi benden şu bölgenin alanı isteniyor. 12, 16, 20. Burası da 10. Bitti. Yani şu bölgenin alanı artı bu bölgenin alanı. Yani 12 çarpı 16 bölü 2 artı şunun alanı. Şunun alanı da kaç? 10 çarpı 20 bölü 2. 10 çarpı 20 bölü 2. Buradan ne geldi? Şunlar gitti. 96 artı 100. Cevap 196 mı geldi? Evet. 6. soru balıkesir yaptı böylelikle. Bu da güzel bir soruydu. Bir an böyle şöyle afalladık. Neyse. Güzel bir soru ama. Altıncı soru. Balık kesir Geldik yediye. Şekil 1'de. Dikdörtgen biçimdeki masanın üzerine serilmiş olan ortanın kenarları. Masanın kenarları 10 santimetre uzaktadır. Tamam. Ben şuraya A dersem. Hocam şuraya da B dersem. Belli. Şu uzunluk ne oldu arkadaşım? Bu uzunluk B artı 20 oldu. Bak şu uzunluk. Hocam burası B artı A. Dur 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 dur. dur. Kısa kenara A diyeyim sadece. Kısa kenara A dersem. Burası da 10 ya. Hocam şurası ne yaptı? A artı 20 yaptı. Bak şu şu A artı 20'yi yazdık. E hocam burası A artı 20 ya. Şimdi burada da 10 10 var. A artı 40 mi yapıyor o zaman burası? Evet. Masanın çevresi verilmiş. Çevresi 2A burada 2A burada toplam 4A yaptı. Sonra 20 40 daha 60 burada 60 burada 120 yaptı. 360'a eşitse eğer buradan 4A'yı kaç buluruz? 240 buluruz. A'yı da buradan kaç buluruz? 60 buluruz. Örtünün alanı nedir diye soruluyor. A yerine 60 yazdığımızda 60-20 daha 80. Burası 80. Hocam şurası da kısa kenarda A'ydı. Yani şurası A. A'yı da biz 60 bulmuştuk. 60 çarpı 80. O zaman kaç yapıyor? 4800 yapıyor. Kaç desimetre karedir diye soruluyor. Ben santimetre kare olarak buldum. Desimetreye çevirdiğimiz anda 2 sıfır gidecek. Yani bu yaptı. Ha, desimetreye çevirmek için de Bunları santimetre ya. Hocam bunları 1 ve 2 diye de düşünebilirdik. Ona göre de işlem yapabilirdik. Yani hepsini desimetreye de çevirebilirdik. Ya da şöyle diyebiliriz. 1 desimetre kaç? 10 santimetre değil mi? O zaman 1 desimetre kare kaç? 100 santimetre kare olacaktır. Ben alanı 4800 santimetre kare buldum ya. Santimetre kareden desimetre kareye geçişte o zaman 100'e bölünmüş hali olacaktır diyebiliriz. Yani cevap balık kesir yaptı 7. soruda. Geldik 8. soruya. Alanlar eşit verilmiş ve burada böyle bir oran verilmiş. He. Şimdi öncelikle bir alan dağıtımı yapalım arkadaşlar. Şu alanların kullanırım ben şimdi. Bak şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Üçgenler oluşturalım. Üçgenler oluşturduğumuz zaman. Hocam şurası 8'deki alan 8A ise 3'deki alan 3A mıdır? Evet. Sonra burası x burası da kaç x? 11 değil mi? 11 x değil mi? Evet, evet. yüksekler aynı olduğu için Buradaki 8'deki 8a dediysem x'deki de XA demek zorunda mıyım? Aynen öyle. 11 eksi x'deki de 11 eksi x çarpı a demek değil midir? Öyle. E, burada bana vermiş zaten 5 çarpı a 2 alanı. A 2 alanı ne? Xa artı 3a neye eşitmiş? 6 çarpı a 1 alanı. O da nedir? 8a artı şu a'yı dağıttığım zaman 11 a eksi x a mı yaptı arkadaşlar? Evet. Şimdi burada a parantezini aldığımız zaman a'lar gidiyor mu? Gidiyor. Şu a'ları götürelim bakalım buradan. Şurası kaç yaptı? 19 yaptı. Burayı dağıtalım. Şurası x artı 3 yaptı ya. 5x artı 15. 5x artı 15 eşittir. Şu 6'yı da dağıtalım. Şurası 19 yaptı. 6 kere 19. 6 kere 9. 54. 6 kere 1. 6. Ee, 5 daha. 114 yaptı galiba eksi 6 x yaptı. E o zaman bunu buraya attığımız zaman ne geliyor? 11 x geldi. E bunu da buraya attığımız zaman ne geliyor arkadaşım? Şu 114'ten 15 çıkınca 99 geldi. Ve x de böylelikle bir an heyecan yaptım. 9 geldi arkadaşlar. Bir an çıkmayacak zannettim vallahi. 8. soru Denizli yaptı. Geldik 9. soruya. Şimdi A, C, D'nin alanı verilmiş. A, E, C, D'nin alanı verilmiş. Şuradaki beyaz bölge yani şu sarı bölge verilmiş 14. Alan AB'ye de 10 olarak verilmiş. Ha, burası da 10 verilmiş. Hmm, ne yapacağız? X kenarı kullanmak lazım burada. X kenarı nasıl kullanabiliriz? Hocam tabanına ait yükseklik tabanı keş parçaya böler. E hocam burada şunun devamını getirirsek böyle şu ayrı bir dikdörtgen oldu bu ayrı bir dikdörtgen oldu ve bunlar birbirine eşit olduğu için dikdörtgenlerin alanları birbirinin tıpkısının aynısıdır. Çok güzel. E hocam şuraya bakacak olursam burası 10 ken. Bizim 5 yıldızlı alan şu alan kaç olmalı? 20 olmalı. Yani 20 olmalıysa eğer 20 olmalıysa eğer ben buraya A dersem tamamı 20 ya. Buraya da 10 eksi A mı kaldı? Evet. E hocam burası da A. Tamam. Şimdi devam edelim. Hocam burada nasıl bir şey yapabiliriz? Şunlar şunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Şuradan da şunu şöyle çizersem. çizdiği alan, alan 10 çizideki alan 10 eksi A değil midir? 10 eksi A ise 10 eksi A. Evet. Şimdi burada kalan da şu dikdörtgen alanının yarısı değil mi? Aynen öyle. E o zaman hocam Şimdi şu yarısıysa geri kalanlar da yarısı. Bak hatırla hatırla hatırla. Para kenarda bu yarısıyken geri kalanlar da yarısı. E hocam sarı bölge yarısıysa geri kalanlar da yarısı. Yani burası da 10 yapmak zorunda. Şimdi bana adam şunu vermişti. Şuradaki dörtgenin alanı 10. 10 eksi a 10 eksi a. Yani 30 eksi 2 a'yı bana kaç vermiş? 30 eksi 2 a yapıyor. 14 vermiş. O zaman buradan 2 a eşittir. 16'tan a'yı buradan kaç buluruz? 8 buluruz. Benden ne isteniyor? Boyalı üçgenin alanı isteniyor. Yani 2A isteniyor. Bu da 16 yapar. Gerçekten bu da güzel bir soru. 9. soru Denizli oldu. Bu testte çok güzel sorularla uğraşıyoruz gençler. Geldik 10. soruya. Bu ne? Eyvah eyvah. Şimdi AB uzunluğu 5 verilmiş. Eyvallah. BC uzunluğu 10 verilmiş. Eyvallah. Şimdi karıncanın git izleyeceği en kısa yol. Ay ay ay. Şöyle bir gerileyim. Bu bana şey anımsattı. Dik üçgende. Hocam şimdi şununla şunun toplamının en kısa değeri hissediyor. Bunu nasıl bulacağız? Ondan sonra şununla şunun toplamının en küçük değeri isteniyor. Hatta bunların toplamının en küçük değeri isteniyor bizden. Sana bir şey anımsatsam. Normalde çok zor bir soru. Ama sen bunu bildiğin için bence zorlanmayacaksın. İyi dinle. Bak, 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 olaya bak. Şu ikisinin toplamının en küçük değerini nasıl buluyorduk arkadaşlar? He, nasıl buluyorduk? Bir tanesini şöyle katlamasını alıp simetriğini alıp şöyle alıp y iken hocam burası y deyip sonra burada x artı y doğrusal deyip yapmıyor muyduk? Hatırla dik üçgende yaptık. Hatta konu anlatımında git o kısma dik üçgende o kısma bak. Hatta burayı da bulurken hocam şöyle bir dikdörtgen yapıyorduk. Pisagor bağıntısında karşımıza çıkıyordu. Olay buydu arkadaşım. E o zaman ben burada şunu yaparken burada bak şunu yaparken bak 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 dikkat et. Şimdi dikkat et. Şu ikisinin toplamını bulurken hop bir tanesinin katlamasını alacağım? Evet. Şunun katlamasını alacağım. Katlamasını alalım. Hatta dikdörtgenin katlamasını alalım böyle. Hani şunun katlamasını alalım derken şu dikdörtgenin katlamasını alalım. Bak şöyle bir şey. Dikkat. 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 Hadi bunun üzerinde göstereyim. Çok dikkatli izle beni. Hocam ben bunun katlamasını alayım. Katlamasını aldığım zaman şöyle bir şey oldu. Bak şuradaki uzunluk katlamasını aldığımda buraya mı denk geldi? Evet. Şimdi senin eleman Bak şuradan şöyle yansıyıp böyle gidiyor. O zaman ben bunun katlamasını böyle açmayacağım mı? Evet. Bunu da bu tarafa doğru açayım. Bak bunu da bu tarafa doğru açayım. Hatta alt tarafta kalmadı mı o? Çünkü buradan aç, buradan itibaren açacağım ben bunu. Şuradan itibaren açacağım. Buradan geçiyor. Bunu da böyle açtım. Sonra buradan nereye gidiyor arkadaşım bu? Şu kenardan üste gidiyor. O zaman bu kenardan nereye gidecek? Alta gidecek. Bak şuraya kadarki kısmı hallettim. Bak 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 dikkat et. Hocam böyle böyle yansımasını açtık. Aslında şu ikisinin toplamı. Sonra bir de bu var. Ee, bunu alırken şöyle katlamasını açtım. Üste gidiyordu. Alta gidecek. Yani burası yaptı. Dur daha bitmedi. Devam. Buradan sonra da aşağı doğru gelecek. E ben bu aşağı doğru böyle katlamasını açmayacağım mı? Evet. Bu buraya geldi ya. O zaman buna göre böyle bir katlamasını açalım kardeşim. Yani şurada bir katlamasını açalım. Bunun da o da tam köşeye mi gidecek? Evet. Buradan tam köşeye gidecekmiş arkadaşlar. İşte bizden şu uzunluk isteniliyor. Vay vay vay. Arkadaş soruya bakar mısın ya? Ne oldu? İşte bak dikkat et. Bu uzunluk sabit zaten. Bak dikkat. Şu uzunluk bu uzunluğa eşit. Sonra bu uzunluk bak 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 bak. Şu uzunluk bu uzunluğa eşit. Sonra şuradaki uzunluk da buradaki uzunluğa eşit oldu. Şöyle 3 çizgide göstereyim bazen. E, 90 dereceye karşılık geldi mi? Geldi. Nerede? Bak burada 90 dereceye karşılık geldi. Katlamaları açtın. Hocam 5 geldi. Burası da 5 yaptı. Burası da katlama açtığın zaman 5 yaptı. Sonra burası 10 mu? 10. Burası 10. Şu katlamadan dolayı burası da 10. Yani şöyle bir dik üçgen çıktı karşına. Şurada kısacık göstereyim sana. O 5, 10, 15. 15 burası. 10, 20. 20 burası. 15, 20. Ne üçgeni? 25 üçgeninden cevap 25 çıkar. Yani denizli çıkar. Kara soru yapabilirdim ben bunu. Evet. Eyvallah. Ama ya bu tekniği biraz şeyden hatırlıyorsunuz. Aslında kara soruluk bir soru. Yani sayfanın genelde bu kit, kit kenarı kara sorulardan oluşuyor diyebiliriz. Ama kara soru olarak bunu seçmem için aşağıdakini seçmişim. Bakalım. 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 Yalnız bu anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu kadar zoru soruları mı? Zannetmiyorum ama son testte de böyle birkaç soru sormak sor, 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 istedim arkadaşlar. Orta ayarda ama dengeyi de kurmam lazım. Yani o kadar da Kolay beklemeyin değil mi? Neyse geldik kara soruya. Aşağıda bir dikdörtgen ve bir dik üçgen en uzun kenarları çakışacak biçimde yapıştırılmış. Evet dik üçgen en uzun kenarı hipotenüs. Dikdörtgenin de uzun kenarı bu. Peki 3 verilmiş bana hemen 3'ü yazdım. AD'ye de 15 verilmiş. Ve BG uzunluğu da 14 olarak verilmiş. Evet şurayı da 14 olarak yazalım. Şimdi tamamı 15 ise burası da 14 olduğuna göre buraya 1 kaldı. Burası da ne? 3. E ben burada şunu geliyor aklıma. Şu böyle dışarıda bir nokta alınmış ya. Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları. Ama ne bu var ne bu var ne bu var ne bu var. Oradan bir şey yapamayacağım gibi. E ne yapabilirim burada başka ne yapabilirim? Valla arkadaş burada şunu ait bir şeyler yapmalıyım. Ne yapabilirim? Normalde dikten dik çizilmez diyoruz ama buradan çizelim bari. En azından çizdiğimiz zaman şöyle bir kelebek benzerliği de oluşuyor. Zaten sıkıştığımız zaman benzerlik mi yapın demiyor muyuz? Yapın diyoruz. Bak burada bir kelebek benzerliği çıktı. Var mı bir oran? Var. Aslında 3'e 1 o zaman burada da 3'e 1 olacak. Ya da şöyle burada bir şey yok da şuraya alfa diyecek olursan burası da alfa ya. Bak tanjant alfa 3 bölü 1 3 bölü 1 yani burası 3k iken burası k diyebiliriz. Peki 3k'ya k deyince tamam 14'tü. Şuraya ne kaldı o zaman? 14 eksi k kaldı ve diklendik çizilmiş öklit. Öklit uygula. 3K'nın karesi neye eşittir? Hocam 14 eksi K çarpı nedir? K değil dikkat et. Şunun tamamı K artı 1'e eşittir. O zaman burası 9K kare eşittir. Şimdi buradan bir 15 gel 14 geldi değil mi? Buradan eksi K kare geldi. Sonra şunu çarpacak olursam buradan eksi K geldi. Buradan da 14K geldi. Yani artı 13K geldi. Atalım bir tarafa hepsini. 10 k kare eksi bunu attığım zaman 13 k eksi 14 eşit 0 oldu. 5 k'ya 2 k şeklinde ayırırsak hocam 2'ye 7 buradan gelmiyor galiba. 5 kere 35 olmuyor. 10'dan 14'ten elde edemem eksi 13'ü. O zaman bu şu şekilde olacak galiba. 10 k'ya k şeklinde ayırırsam 2'ye 7 ayırırsam 70 geliyor gelmiyor. Hocam 7'ye 2 şöyle ayırırsam şu ikisinin çapraz çarpımları evet 20 ve 7. 20'den 7 çıkınca 13 elde ediyorum. O zaman şu eksi 20 olsun. Çapraz çarpımları eksi 20k artı 7k eksi 13k'yı veriyor. O zaman burada şu 10k artı 7'ye k eksi 2 eşit 0 yaptı. Bu 0 eşitse k negatif gelir. Buradan değer gelmez. Bu 0 eşitse k da 2 gelir. Evet k 2 bulduk. k 2. E hocam burada 1'e 3. Yani burası kaç yaptı o zaman? 6 yaptı. E benden FG uzunluğu isteniyor. Hadi bakalım çıkıyor soru. FG. Neredesin FG? FG. Şurası isteniyor. E hocam şurada da bir kelebek benzerliği yok mu? Var. Kelebekteki oran bak bu sefer 3'e 6 çıktı değil mi? Gördün mü? Burası 3 burası da 6 oldu. 1'e 2 oran var. Yani şurayı ben 2 bulmuştum. Bunun tamamı 14'tü. Şuraya 14 eksi K'ya da ne kaldı? K yerine 2 yazdığımızda 12 kaldı ya. Şimdi burada 1'e 2 oran var. E o zaman burası A iken burası da 2A. A'yı kullanmadım değil mi? Kullanmadım. 1'e 2 orandan. E, 3 A da buradan kaça eşit? 12'ye eşitse of soruya bak. A da buradan 4'e eşittir. A benden ne isteniyor? FG. G. Şuradaki uzunluk A 4 ise burası 8 oldu. 8 artı şu kısım 8 bu kısımda 2. 2'den cevabı 10 diye bulur muyuz? Buluruz. Yani cevap akçay oldu arkadaşlar. Kara soru mu? Harbiden kara soru. <laughs> evet hem kelebekleri kullandık hem öklatı kullandık hem benzerliği kullandık. Baya bir kazanım kullanıldığı zaman bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden baya kazanım olduğu için ben burada bunu kara soru seçmişim. Aslında bu da kara soru. İki tane kara soru var diyelim dikdörtgende. Evet gençler böylelikle dikdörtgeni bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kare testlerin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.